ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. İzmir'den selamlar arkadaşlar. Ben şu an İzmir'deyim. Tatile geldim ama video çekmeye devam ediyoruz. Ertuğrul Başkan'ın çok önemli açıklamaları var. Bütün bunlara değineceğiz. Transfer gündemimiz var. Alınmak istenen oyuncular, görüşülen oyunculardaki pazarlıklar devam ediyor. Son aşamalar ne durumda, ne durumdayız? Bunlardan bahsedeceğimiz. Gene çok ekstra yeni isim vermeyeceğim ama detayları vereceğim arkadaşlar. Önemli konulara değineceğimiz, Türk futbolunda yarayan kanasına değineceğimiz bir video geliyor. Biraz yorgunum anlıyorsunuzdur ama elimizden geldiğince yine bir video çekmeye çalışıyoruz. İnşallah beğenirsiniz videomu. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Dolu dolu bir video geliyor. Bir hatırlatma yapacağım. Çekiliş yapılmıştı biliyorsunuz. Forma hediye çektim sizlere Instagram üzerinden. Revval TV yorum yazdı burada ben kazandım diye ama Instagram'dan mesajını bekliyorum. Ve birinci yedek Gökhan Köse seninle kardeşim Instagram'dan mesajını bekliyorum. Diğer iki arkadaşımızla konuştuk. Adreslerini bekliyorum onların da. Şimdi As Başkan'ın açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Ertuğrul Başkan'a şunu söylüyor. Elimizden alınan şampiyonluklar var diyor. Şimdi bir kere bunu söyleyen bir camia gerçekten hani Türk futbolu adına üzülüyorum. Gerçekten bunu neden söylüyoruz? Neden yaşıyoruz bunları? Yani sonuçta bir futbol oynuyorsun. Bir oyun. Bir tane hani bir yuvarlak top var. İnsanların keyifli zaman geçirebilmesi için oynanan bir oyun gibi gözüküyor aslında bu. Ama arkadaşlar öyle bir hal aldı ki Türkiye'de bu futbol gerçekten e, kamera arkasında enteresan şeyler dönüyor. Dışarıda enteresan şeyler dönüyor. Artık futbolun sahada oynanıp oynanmadığıyla alakalı kafalarımızda tereddütler yaşanmaya başladı. Neden elimizden şampiyonluk alınıyor? Kim alıyor? Nasıl alınıyor? Gerçekten bu insanın futboldan soğuması için en büyük nedenlerden bir tanesi. Yani samimiyetini yitiriyor. Şimdi başkanın bu açıklamalarında Başkan burada çok şey söyler ama söyleyemiyorsun işte. Her şeyi de söyleyemiyorsun maalesef arkadaşlar. Çünkü söylersen camiaya zarar verir. Onun için de söyleyemiyor. 2010-2011'de kazandık ama kupayı alamadık diyor mesela. Biz 2010-2011 sezonunda ben o şampiyonluğun nasıl kazanıldığını çok iyi biliyorum. Biz kazandık. Avrupa tarafından, UEFA tarafından bu onaylandı. Bizi Şampiyonlar Ligi'ne götürüldü, götürdüler. Gittik. Orada gruptan çıktık, UEFA'ya katıldık. Üçüncü sırada olduk. Hani bence gruptan çıkarak taşlandırdık. Hani ben her zaman benim bir cümlem var. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'nde oynar diye. Gerçekten öyle. Türkiye tarihinde hani örnek veriyorum bakın. Biz birinciye olduk, biz Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Ama hadi oldu da ikinci desinler. E, i̇kinci takım niye Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, birinci takım gidemiyor. Cezası da yok. Niye gidemiyorsun? Çünkü şampiyon Trabzonspor takımı oldu. Bunu resmen kabul edildi. Ama arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Transfere geleceğim. Bu benim moralimi bozan bir durum. Bu beni gerçekten canı gönülden rahatsız eden bir durum. Ve bunu e, yeri gelmişken de tekrardan ifade etmek istiyorum. Her fırsatta, her platformda. E, sene 2010-2011'i her zaman konuşuyorum biliyorsunuz. Konuşmaya da devam edeceğim. E, şimdi... Bir başkası da Ertuğrul Başkan 3-4 önemli kalem üzerine bir noktaya kadar geldik diyor gelir anlamında. Ve kripto para programlarımız var diyor. Bu ciddi anlamda kulübe katkı sağlayacak arkadaşlar. Ertuğrul Başkan'ın çok önemli bir projeden bahsettiğini görüyoruz. Bu kulübe Ciddi anlamda para sağlayacak. Özellikle şampiyonluk yaşar isek o zaman uçacağız bence arkadaşlar hep beraber. Tabi bu benim bildiğimi anladığım işler değil. Hiç kriptonun kesinden anlamam arkadaşlar. Ekonomi falan bizim işimiz değil. Ben burada başkanın demecini söylüyorum. Hani gire böyle dedi falan diye sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Şimdi transfer gündemine gelelim. Hemen çok fazla laf uzatmak istemiyorum. E, ee, Puças şimdi biliyorsunuz Trabzonspor takımı istediği çok önemli bir sol bek. Çok değerli bir sol bek aslında. 23 yaşında hani genç yetenek böyle Polonya mil takımını hak etmiş. Polonya'dan Almanya'ya transfer olmuş. Union Berlin takımında çok fazla forma şansı yakalayamayan 2,5 milyon euro transfer edilmiş bir oyuncu. Ama kulübü hiç oynatmıyorsun adam 3 milyon euro istiyorsun ve Trabzonspor takımı teklif gönderdi biliyorsunuz. 2 milyon euro yakın bir teklif gönderdik. Aslında ilk önce kiralayalım daha sonra e, bu bedeli sezon sonu ödeyelim gibisinden bir teklif de sunduk. Ama arkadaşlar Union Berlin yöneticileri direkt red cevabı yolladı. Hiçbir şey yok direkt red. Bu biraz canımızı sıktı moralimizi bozdu tabii ki de. Şimdi puçasa red gitmesi hemen kafada U Uğur Çiftçi'ye geri dönüş yaptı. Uğur Çiftçi tarafından yoklanıldı. Uğur Çiftçi'de de bir 2 milyon eurolara bir düşüş olduğunun bilgisini vereyim. Biraz bunda da Uğur Çiftçi'nin Sivas Spor takımındaki iyi ilişkileri, Uğur Çiftçi'nin Trabzonspor takımına gelmek istemesi. E, e, bunlar da tabii ki de biraz etken. Artık transferlere biraz da oyuncular bitiriyor arkadaşlar. Ben başkanım gitmek istiyorum. Benim önümü açır. Ben buraya yıllarca hizmet ettim. Bakın çok güzel günler yaşadık diye iki ilişkileri de iyi olduğu zaman kulüp başkanları artık eskisi kadar hani böyle çok kovalamıyorlar bazı şeyleri. Bazı şeyleri zora sokmuyorlar. Oyuncuların hayır ben seni göndermiyorum nereye otur oturduğun yerde gibi cümleler de kullanmıyorlar. Tamam, bir makul şartlar olsun, orta yolu bulmaya çalışalım diyorlar arkadaşlar. Ee, bu şekilde transferler gerçekleşebiliyor. Şimdi Efecan'la alakalı da şunu söyleyebilirim. Şimdi Efecan e, Viska transferi çoğu kesim tarafından bitti diye nitelendiriliyor. Şimdi e, gerçekten Trabzon'da önde öne, öne gelen isimlerle de konuştuğumuz zaman güzel şeyler geliyor mu bilgiler geliyor. Ama ben bitmeden hiçbir şekilde bitti demem. Özellikle Viska'yı bir tarafa koyum, e, koyuyorum. Efecan transferinde evet çok önemli adımlar atıldı. Artık 6 ay kaldığı için Vizca transferinde sona doğru yaklaşıldı. Her an açıklanabilir cümleler kullanılıyor. Şimdi Vizca için de 1 milyon euro istiyor. 6 ay sonra adamın 4 ay sonra sözleşmesi bitecek. Gelmiş 32 yaşına sana atlikten beridir kaptanlık yapıyor. Seni buralara kadar getirmiş artık oyuncuna Abdullah hocasıyla bir buluşması lazım. Artık oyuncuya birazcık kolaylık sağlaman lazım. Neden bu kadar işleri zora sokuyorsun? Alanya Spor takım neden 1 milyon euro istiyorsun? Ya şimdi euro 15 şu an. Şu an kuruyla 15. 15 milyon TL'yi sen 32 yaşındaki adama neden istiyorsun? Artı takas öneriyoruz biz. Yusuf Sarı istiyorlar. Artı para istiyorlar. Bir şeyler bir şeyler. Alanya Spor takımında da şu an işleri iyi gitmiyor. Bülent Korkmaz istifa etti. Bakalım yeni gelen teknik direktör ne edecek şimdi? Bülent Korkmaz önünü açmıştı. Ama yeni gelecek olan teknik direktör ben Efecan'ı bırakmıyorum, göndermiyorum derse ne diyeceksin, ne anlatacaksın? Ama Efecan'ın ben Trabzonspor takımını artık öyle veya böyle bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hamle anlamında, sahada kalite anlamında Efecan'a ihtiyacımız var. Biz Efecan'ı alacağız. Şampiyonlukta e, direkt bank atamayacağız büyük ihtimal. Çünkü Abdülkadir Ömür'ümüz var. Kuasimiz geldi. E, niye çekiyorsun. Çünkü Cornelius gibi bir değer var. Cornelius artık atıyor. Leblebi gibi atıyor. Şimdi sen böyle olduğu zaman Canini'ye farklı yerlerde yer bulmak zorundasın. Şimdi Cornelius'la Uğurcan Çakır'a da bir iki söz söyleyeceğiz burada değineceğiz. E böyle olduğu zaman da, da Efecan transferini Abdullah Avcı tamamıyla yerli rotasyon anlamında istiyor biraz da. Biraz da seneye de Efecan'a ihtiyaçlar olacak. Dört tane yerli oynatacak gibi gibi arkadaşlar. Bir de takımda bir yaşlı Türk bir oyuncu olsun, tecrübeli bir oyuncu olsun istiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Vizkale alakalı gelişmeler şöyle arkadaşlar. Şimdi Son durum çok ciddi rakamlar isteniliyor ki Başakşehir takımı uçmuş bir vaziyette Viska ile alakalı. Ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini biliyoruz. Galatasaray takımının da adı geçiyor ama Fenerbahçe resmen istiyor. Fenerbahçe'nin istediği için de biraz para piyasasında kızışma yaşandı. Menajeri Türkiye'ye çağrıldı. Viska zaten bunun paylaşımını da yaptı. Ve Viska ile alakalı zaten bütün ekonomik şartları hepiniz artık ezberlediniz biliyorsunuz. Viska'nın durumu tamamıyla arkadaşlar beklemedeyiz. Bitti demek yanlış olur şu an için. Her an bir pürüz çıkabilir. Güzel haberleri ben de alıyorum. Ben de sizlere vermek isterim ama arkadaşlar ben bitti demek istemiyorum. Efecan'a aynı şekilde bitti demek istemiyoruz. Kulübümüzün de şartları önemli. Şimdi biz stopere bir stop bir oyuncu alacağız. E şimdi ee, Sağkan'a da bir maliyetli oyun alacağız e, Solbake oyuncu alacağız e, Bütçemiz 5-6 milyon euro Nasıl çıkacağız biz bu işin içerisinden Merak ediyorum gerçekten Bu transferler birazcık zora girdi diye düşünüyorum ben şu an için Ama Efecan ve Viska çok ciddi anlamda isteniliyor Sabah akşam kıran kırana pazarlıklar yapılıyor Stoper'e gelmek istiyorum Şimdi Kaan Ayhan ben gelirim dedi bakın Kaan Ayhan gelirim dedi net bilgi veriyorum size Kulübüyle anlaşırsanız gelirim dedi Ama kulübü de 5 milyon euro Kaan Ayhan'a istiyor. Öteki taraf 3 milyon euro istiyor. Bu taraf Efe Can'a 1 istiyor. Viska'ya 5 milyonlar, 3 milyon, 4 milyonlar konuşuyor. Yani e şimdi Başakşehir takımı Vizca'yı maliyetinden dolayı elden çıkartma istiyor. Bunu da sizlere belirteyim. Aynı zamanda da Vizca'nın eski bir Vizca olmadığını da hepimiz biliyoruz artık. Evet bu sene 19 maç 4 gol, 9 maç 17 maç yanlış hatırlamıyorsam 4 gol, 9 asist yaptı. Evet ama eski Vizka mı? Değil. Değil. Tabii ki de yaşlandı artık. 32 yaşına geldi. Sakatlık riski arttı. Bunları da göz ardı etmememiz lazım. Tekrar stopere dönüyorum. Kanahyan'la alakalı birinci öncelik Kanahyan arkadaşlar. Bakın Solcağı'da dün konuştuk. Godin'in adını geçiriyorlar. Ben Godin'e çok olacağını düşünmüyorum birazcık. O, o menajer haberi bakın. Solcağı'da o menajer haberi değil. Dün bir cümlede yanlış kurduk. 2022'de bitiyormuş sözleşmesi aralığında arkadaşlar. Bir çok sabah erken video çekmiştim. Öyle bir kusur yapmışız. Kusura bakmayın. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi Kaan Ayhan. E, birinci öncelik Kaan Ayhan gelirimde de ama kulübü de 5 milyon euroluk bir e, fiyatta kapıyı açtı. Normal. Milli takım oyuncusu. E, e, Sabık oynayan, stoper oynayan iyi bir oyuncu. Normal diye düşünüyorum ben. Şimdi Kaan Ayhan e, ve Eray Cömert'in adı geçiyor. Eray Cömert 23 yaşında arkadaşlar. Basel'de oynuyor biliyorsunuz. Sezon, başı, e, sezon sonu pardon sözleşmesi bitiyor Eray'ın. Basel takımında oynuyor Eray. Şimdi ERA ile alakalı şunu söyleyebilirim. Aldığım bilgiler şu şekilde. çok çalışkan, çok hırslı ve çok güçlü bir oyuncu. YouTube'dan da izledim elimden geldiğince. Topları mükemmel vuruyor. çabukluğu var. Gelecek vadeden bir oyuncu İsviçre milli takımında da oynamış. Eray'ın Trabzonspor takımına kazandırılabilirse büyük iş yaparlar. Gerçekten ileriye dönük büyük iş yaparlar. Keşke milli takımımızda da oynama fırsatı olsaydı Eray'ın. Ben Eray'ın şöyle bir videolarını izlediğim zaman gerçekten çok beğendim. Trabzonspor takımıza neden olmasın diyorum. Olabilir. Ayakları iyi, toplan çıkmayı seviyor. Öngörüsü iyi, pozisyon alışı iyi, çabukluğu iyi, kademeleri Gerçekten iyi bir stoper arkadaşlar. Hata yapma lüksü biraz... Genç, deli dolu, böyle kontrolsüz çıkışları var. Arada yapabiliyor hatalar. Ama genel anlamda ben izlediğim zaman Eray'ı bir teknik adam olsam, bir takımda olsam isterim. Trabzonspor takımımızdaki o yükü de kaldırabilecek büyük. Ama direkt gelip oraya ben Edgar'ın yerine şu an için düşünüyorum. İsviçre milli takımda da oynasa da ben biraz düşündürüyor Eray. Ama arkadaşlar Kaan gelirse ben kısa vadede bu işi götüreceğini düşünüyorum. Bakın Son maçta Vitor Hugo Edgar yoktu. Başakşehir'e karşı oynuyorsun. Ligin en sistematik, en iyi çıkış yapan takımına karşı oynadık. Kiminle oynadık? Biz Hüseyin Türkmen, Densville. Bizim takımımızda bir sistem var. Bizim takımımızda bir, iki tane oyuncu değiştiği zaman biz bu yükü kaldırabiliyoruz. Ama takımda 7, 8, 5, 6, 4, 5 oyuncu gibi bir rotasyona gittiğimiz zaman biz problem yaşarız. Onun için de kadromuzu güçlendirmemiz, genişletmemiz lazım. İkinci yarı Çetin geçiyor. Bakın virüs arttı. Tekrardan geliyor. 180 bin kişi açıklandı Fransa'da. E şimdi her yerde kapanmalar gidiyor. E gene bunları da hesap etmek lazım. İkinci devre çetin geçecek. Arkadaşlar bakın transferde çetin geçecek demiştik. Nitekim adamlar inmiyor. Öteki diyor ben 3'ten inmem, diğeri 5'ten inmem, 2'den inmem. E geliyor bon servisler. 10 milyon euro yine bir bon servis parası çıkması gerekecek. Ama ben düşüncemi yine söylüyorum sizlere. Ne olursa olsun bu işi bitirsinler. Hiçbir şekilde şansa bırakmasınlar. İşimiz çok zor gerçekten. Gerçekten çok zor. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Videoyu tamamladım. Ee, İzmir'den bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle kemik sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.